LGS'ye hazırlıkta hiçbir şey için geç değil. Hızlandırılmış LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, 3 ayda 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü ve gerçeğini aratmayan LGS provaları yaparak sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Üstelik hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %45'e varan indirimlerle seni bekliyor. Detaylar tonguçakademi.com'da. Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf fenin en güzel konularından, en enerji konularından bir tanesi olan enerji dönüşümlerini birlikte işliyoruz. E, çok güzel konu başlıklarımız var ve önemli konu başlıklarımız. Aslında bugün sizde hem çok önemli bir olay olan fotosentezi ve sonrasında tabii ki fotosentezle biraz ilişki içerisinde bulunan solunumdan bahsedeceğiz. E, solunum ve fotosentez nasıl önemli? E, şimdi baktığımız aslında e, bizler de bütün inekler, atlar gibi aslında bütün canlılar gibi aslında gökyüzünde biliyorsunuz ki solunum sırasında karbondioksit veriyoruz ve bazı canlıların bu karbondioksidi alarak havadan bize oksijen vermesi gerekiyor. İşte tam olarak bu fotosentez. Bugünkü dersimizde önce fotosentezi birlikte göreceğiz. Fotosentezi etki eden faktörleri deney düzenekleriyle birlikte göreceğiz ki tam olarak LGS tadında çok güzel konular olacak bizim için. E sonrasında tabii ki yine bağlantı olarak solunumu görmüş olacağız hemen çok hızlı bir şekilde. Size Tonguç kap 3. sezon 4. haftadaki görevlerinizi göstermek istiyorum arkadaşlar. Tüm dersler kitabımızdan test 22 ve 23'ü, Dinamo kitabımızdan arkadaşlar test 84 ve 87'yi ve son olarak Zoru Bankasından da arkadaşlar test 69 ve 72'yi çözüyorsunuz ve konuyu tamamlıyorsunuz diyorum. O halde hemen kromuza geçelim ve dersimize başlayalım. Evet, şimdi aslında burada Tonguç arkadaşımız gibi normalde bizim de e, aslında sağlığımız için bol bol yapmamız gereken böyle yeşillikte ormanda bir yürüyüş arkadaşlar, hepimiz için gerçekten büyük bir ihtiyaç çünkü e, bizim aslında hayatımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmemiz için bol miktarda oksijen almamız gerekiyor. E, aslında bunu da en güzel şekilde bize sağlayan işte bu yeşil e, bitkiler, ağaçlar, bu canlılar arkadaşlar. İşte aslında tam olarak da bizim konumuz olan fotosentezle birlikte e, gökyüzünde bulunan oksijen miktarını arttırıyorlar. Yani aslında şöyle konuya bakacak olursak canlılar hayatlarını devam ettirebilmek için besinleri bakın mesela bol bol yemek yiyoruz biliyorsunuz ki işte bu yediğimiz besinleri bu ağzımızda ve dişlerimiz sayesinde aldığımız midemizde sindirdiğimiz ve ince bağırsakta emilim yoluyla böyle kana karıştırdığımız besinleri aslında solunum sisteminden almış ol olduğumuz bu oksijenle birlikte arkadaşlar bizim parçalamamız sonucunda enerji elde ettiğimizi biliyoruz. İşte bu Enerji dönüşümleri noktasında bizim için oksijenin nasıl önemli olduğunu, enerji dönüşüm sonucunda e, yani bizim aslında bu oksijeni kullanmamız sonucunda solunum sonucunda havaya karbondioksit verdiğimizi, e, şimdi biz karbondioksiti verirken üretici canlı olan önceki dersen hatırlarsınız, üretici canlı olan mesela bu ağacın benim e, aslında havaya vermiş olduğum karbondioksiti alarak bana tekrar oksijen vermesi aslında tam olarak da al. Gülüm ver gülümlük güzel bir ilişki. İşte biz buna aslında arkadaşlar fotosentez adını veriyoruz. Yani e, üretici canlıların güneş ışığını kullanarak kökleri yardımıyla suyu da alarak arkadaşlar ve e, benim gibi bütün canlıların havaya vermiş olduğu karbondioksidi kullanarak oksijen ve besin üretmesine biz fotosentez adını veriyoruz. O halde şöyle görsel üzerinde şu güzel çizimimizle tekrar bir daha bakacak olursak arkadaşlar. Fotosentez klorofil taşıyan canlıların güneşten almış olduğu ışık enerjisini sonrasında kökleri yardımıyla almış olduğu suyu ve havada zaten ne yazık ki bol miktarda bulunan karbondioksidi kullanarak hem besin aslında buna biz glikoz diyebiliriz şeker diyebiliriz besin olarak bunu üretmesi sonucu ve daha önemli olan da tabii ki oksijeni üretmesi olayına bunu sentezlemesi olayına biz fotosentez adını veriyoruz. Foto zaten ışık demek arkadaşlar. Işık yardımıyla güneş ışığının yardımıyla besin ve oksijen sentezlenen işte bu çok önemli olaya biz fotosentez adını veriyoruz. Eğer kimyasal tepkimi olarak tepkime, e, buradaki bağıntıya bakacak olursam aslında e karbondioksidi alıyorum arkadaşlar CO2 alıyorum ve su ile birlikte yani aslında e, köklerimizden aldığı işte kök, benim köklerim tabii ki yok, e, bitkinin köklerinden almış olduğu su yardımıyla e, klorofili içerisinde arkadaşlar, kloroplast organelinde e, besin ve oksijen üretmesi olayına biz fotosentez adını veriyoruz. E, burada aslında sınavda daha çok çıkması oranı da grafiklerde yorumlama kısmında e, oksijen ve besinin üretilenler kısmında olduğunu e, su ve karbondioksidin daha çok böyle tepkimenin girenler kısmında olduğu eğer bir bitki e, fotosentez yapıyorsa ortamdaki karbondioksit miktarında azalma olabileceğini oksijen ve besin miktarında grafikte bir artış gözlememiz gerektiğini arkadaşlar e, tabii ki yorum olarak sizin yapmanız gerekiyor ama böyle e, sorularda daha çok karşımıza çıkacağı zaman hani zorlanmadan şunu çok çok iyi bilmemiz lazım. Bakın sizin için buraya aman bunu unutma ifadesini de koymak istedik. Şunu e, aman unutmayın arkadaşlar. Şimdi eğer bir ortamda bakın e ışık var evet güzel ışığım var. E nemli toprak tamam güzel. Sıcaklıkta evet okey gibi. E, ama bakın mesela kireç suyu varsa sorularda aşırı koyarlar arkadaşlar. Çok fazla karşınıza çıkar. Kireç suyu varsa arkadaşlar şimdi bizim bitkimiz mesela biraz önce hatırlarsanız şunu demiştik. Ortamda bulunan karbondioksit alarak besin ve oksijen üretmek istiyor. Ama ortama eğer biz arkadaşlar kireç suyu koyarsak kireç suyu da ortamda bundan karbondioksidi tutarak bitkiye vermiyor. E bitki ya arkadaş versene karbondioksidi diyor. Ama ortamda bundan karbondioksidi tuttuğu için arkadaşlar eğer karbondioksit olmazsa fotosentez olmaz diyoruz. Yani eğer sorularda çözdüğünüz sorularda ya da lgs'de karşınıza burada gördüğünüz gibi kireç suyu varsa arkadaşlar ortamda bulunan karbondioksit miktarını bu arkadaşımızın azalttığını bilin yani fotosentezi olumsuz yönde etkileyen bir arkadaştır kireç suyumuz E peki e, burada bakın kireç suyu yok güzel nemli toprak suyumuz da tamam sıcaklık da okey gibi ama bu sefer de ışık yok. Eğer ışık olmazsa arkadaşlar tıpkı karbondioksit olduğu gibi yine fotosentez olmaz. Aman dikkat edin. E Burada bakıyorum ışık var güzel. Sıcaklık okey e, ama burada da arkadaşlar aman bakın ne diyor? Kuru toprak diyor. Burada da su yok. Şimdi o halde eğer bir ortamda karbondioksidim olmazsa ışık olmazsa e su olmazsa arkadaşlar hatta şurada da gösterdiğimiz gibi e, enerji üretme hani üretme noktasında güneş e, enerjisini almazsam buradan ışığı almazsam e, buradan suyu almazsam ya da karbondioksidi alamazsa bu arkadaşımız fotosentez yapamaz. Aman dikkat edelim. Karbondioksit, ışık ve su fotosentezin gerçekleşmesi için çok çok önemli. Aman unutmayalım bunu derim. Şimdi e, bilmemiz gereken Böyle sorularda daha çok grafiklerde yorum olarak karşımıza çıkan durumlarda fotosentezin hızına etki eden faktörler var arkadaşlar. Bunlar nedir? Şimdi bazen e, tabii ki bitkinin e, ya da hani mavi yeşil algılar olabilir, siyona bakteriler olabilir arkadaşlar. Hani fotosentez yapabilen canlılarda e, bu canlının kendi yapısal aslında biraz daha genetik olan faktörler var. E, ve tabii ki çevresel faktörler de daha önemli bizim için. Şimdi e, baktığım zaman mesela bir bitkinin yaprak sayısı ne kadar fazlaysa arkadaşlar e, tabii ki bu noktada e, bu bitkinin fotosentez yapma oranı da o kadar yüksek olur. Çünkü yaprak e, aslında fotosentezin gerçekleşmiş olduğu bir organ. E, ne kadar fazla yaprak sayısı varsa o kadar fazla e, fotosentez gerçekleşir. Kloroplast sayısı tabii ki çok önemli. Yine kloroplast organelinde fotosentez gerçekleştiği için kloroplast sayısıyla doğru orantılı şey şekilde değişiyor. E, yaprak genişliği de yine tıpkı yaprak sayısında olduğu gibi arkadaşlar bizim için önemli bir unsur fotosentez yapma noktasında. Tıpkı kloroplast sayısı gibi klorofil sayısı da yine e, fotosentez e, hızı üzerinde etkiye sahip olan yapısal faktörlerden bir diğeri tıpkı kloroplast sayısı gibi. Ama Sorularda aslında nispeten daha çok karşımıza çıkan çünkü deney düzeneklerinde bağımsız olarak bizim e, deney üzerinde etkisini gözlemlememiz için değiştirdiğimiz e, bazı değişkenler yani faktörler olabilir. E, burada bunların hepsine ben ayrıntılı bir şekilde tekrar size birazdan göstermek istiyorum. Mesela sıcaklığın etkisi. Sıcaklık nasıl etkiliyor? Işık şiddeti nasıl etkiler? Işığın rengi nasıl etkiler? Ya da ortamda bundan su miktarına bağlı olarak olumlu olumsuz nasıl etkilenir ve karbondioksit miktarına nasıl bağlıdır? Gelin bu önemli olan çevresel faktörlere biraz daha ayrıntılı bir şekilde birlikte göz atalım. Şimdi ee, şunu da unutmayın arkadaşlar. Ee, biraz önce hatırlarsanız görselde güneş ışığını kullanarak demiştik ama eğer yeterli miktardaysa yapay ışık altında da fotosentez gerçekleşebilir. Ama tabii ki ışığın kuvvetli olması lazım. Böyle e, bitkiye fotosentez yaptırabilecek derecede e, önemli kuvvetli bir arkadaşlar ışığın olması gerekiyor. Işığın rengi nasıl önemli buna bakalım. Aslında şu grafik bakın oldukça güzel gökkuşağı gibi güzel bir renk Tayfı burada oluşmuş. Ee, burada da görebildiğimiz gibi arkadaşlar, bakın mor renk aslında fotosentezin en hızlı oldu. Fotosentezin en hızlı gerçekleştiği renk mor. Sonrasında aslında kırmızı. Ama bakın en az arkadaşlar yeşilde ee, en yavaş diyelim şöyle. Ee, çünkü Yeşil renk e, bitkilerde yeşil renkli oldukları için daha az sorulduğu için arkadaşlar e, burada e, fotosentez miktarının daha az olduğunu söyleyebilirim. Yeşil rengi çok daha böyle yansıttıkları için e, en hızlı mor ışıkta arkadaşlar fotosentez gerçekleşirken yeşil renkte en yavaş gerçekleştiğini e, bu grafik üzerinden de size tabii ki yorum sorularında karşınıza gelebilir. Mesela mavi ışığın sarıya göre daha hızlı fotosentez gerçekleşti gibi e, bunun yorumunu yapabilirsiniz. Işık şiddeti de Tabii ki ışık ne kadar şiddetliyse fotosentez üzerinde o kadar olumlu bir etkiye sahip olur. Ama bakın bir noktadan sonra bu grafik sonsuza dek yukarı doğru gitmiyor arkadaşlar. Çünkü zaten e, fotosentez yapabilen bu canlının bir kapasitesi var ve o kapasitenin üzerinde tabii ki artık bir yerden sonra e, ne kadar ışık şiddetini arttırsak da arkadaşlar e, burada fotosentez hızımız belli bir noktadan sonra zaten sabit kalması gerekir. Peki karbondioksit miktarına bakalım. Karbondioksit miktarı da aslında Yine e, biraz önceki gibi ışık şiddetiyle e, aynı benzer grafiğe sahip belli bir noktaya kadar arttırıp sonrasında tabii ki yine sabit kalan ama tabii ki karbondioksit miktarı da bizim için önemli. Ne kadar fazla karbondioksit varsa o kadar hızlı bir fotosentezin gerçekleştiğini söyleyebilirim arkadaşlar. E, dediğim ki ama belli bir noktadan sonra sabit kaldığını bilmem gerekiyor. E, peki su miktarı nasıl önemli buna bakalım. Eğer ortam tamda %15'in altında su varsa arkadaşlar burada fotosentez gerçekleşemez. Çünkü orada işte enzimler olsun başka canlıların su miktarı eğer çok azsa bu atraksiyonu gerçekleştiremezler. En ideali tabii ki %15'te %70 arasında. %70'in üzerine çıktığında yine diğer işte karbondioksit miktarı ve ışık şiddetinde olduğu gibi artık sabitleneceğini söyleyebiliyorum. Sıcak Sıcaklık bizim için ideal sıcaklık yaklaşık 30 santigrat derece civarı ama 25 ve 35 arasında arkadaşlar gayet güzel bir şöyle yapacak olursam 25 ile 35 arasında güzel bir. E, fotosentez hızı yakalandığını söyleyebilirim. E, burada tabii ki 0 santigrat derecenin altında donuk bir şekilde olacağı için su e, ve su kullanılamayacağı için fotosentez çok gerçekleşemez. 55 santigrat derecenin üzerine çıktığımda enzimlerin yapısı değişeceği için yine tabii ki burada fotosentez noktasında sıkıntı olur diyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde Fotosentezi ve fotosentez üzerinde e, ...hızı üzerinde etkisine e, etkisi gözlemlenen e, durumları birlikte ne yaptık arkadaşlar ele aldık. O halde şimdi gelin birazcık solunumdan aslında bahsedelim. E, burada tabii ki solunum aslında nispeten fotosentezle ilişkili çünkü biraz önce hatırlarsanız bu arkadaşımız oksijen vermişti ve buradan karbondioksidi almıştı. Şimdi biraz önceki fotosentez evet buradan bu tarafa doğru. Bir bir oksijen üretimi. Aynı zamanda besin üretimiyle. E, o halde üst taraf yani e, bir canlının karbondioksit e, üretmesi de e, nispeten solunum gibi e, diyebilirim. Çünkü e, oksijeni kullanıp tabii ki bazı canlılar oksijeni kullanmayabilir. Birazdan bunu göreceğiz. E, bu solunum yaparken. E, oksijeni besinle işte birlikte besini alsın. oksijenle birlikte yakıp enerji ortaya çıkarılmasına da biz solunum adını veriyoruz. Şimdi canlıların Yaşamlarını devam ettirebilmesi için gerekli olan enerji üretmesine solunum denir. Bakın biraz önce oksijen ve besin ürettik, şimdi de bu besini parçalayarak arkadaşlar enerji üretmemiz lazım. Ama ama şunu çok önemli e, dikkat edin, unutmayın bitkilerde. Bakın sorularda çoğu arkadaşımızın yanıldığı bir durum. E, burada Tonguç'un da sorduğu gibi bu arkadaşlarımız gece gündüz her zaman fotosentez yapmıyorlar arkadaşlar. Bunlar onlar da diğer bütün canlılar gibi tabii ki her zaman solunum yapıyorlar. E gece güneş ışığı olmadığı için solunum yapıyorlar sadece. Ama gündüz fotosentez ve solunumu birlikte götürebiliyorlar. E ama unutmayın bunlar da bütün canlılar gibi gece gündüz solunum yapmak durumundalar. E burada o halde solunumun çeşitlerine bakacak olursam. Bazı canlılar e, almış oldukları besinleri oksijen yardımıyla parçalayarak ne yapıyorlar arkadaşlar? Enerji üretebiliyorlar. Bazıları ise oksijen kullanmadan yine tabii ki e, asıl amaç yine burada enerji yani enerji üretme noktasında e, oksijensiz solunumu kullanan canlılar da var. E, aslında nispeten oksijensiz solunumun e, çeşitleri gibi düşünebiliriz. Fermantasyon adını verdiğimizi e, bu durumu. E, burada da tabii ki laktik asit fermantasyonu ve etil alkol fermentasyonu böyle değişik bir isim, e, isme sahip bu arkadaşlarımız. E, o halde gelin ayrıntılı bir şekilde önce bir oksijenli solunuma birlikte göz atalım. E, oksijenli solunum besinlerin Bakın burada çok çok önemli. Oksijen yardımıyla adı üstünde zaten oksijenli solunum gerçekleştirebilmek için e, besinlerin oksijen yardımıyla yakılıp enerji açığa çıkarılmasına biz oksijenli solunum diyoruz. Bakın besini aldık normal sindirim sistemiyle e, vücudumuza almış olduğumuz besinler burada oksijen yardımıyla bakın zaten oksijenli solunum ve oksijenli solunum nerede gerçekleşiyor arkadaşlar? Mitokondri mitokondri organelinde. E, fotosentez neredeydi? Kloroplast demiştik, klorofil demiştik. E, burada e, solunum içinde arkadaşlar, hücresel bazı solunum için tabii ki mitokondri organeline gidiyorum. Ve oksijen ve besini yaktıktan sonra su... Ve bakın karbondioksit üretiyorum ve tabii ki çok çok önemli olan enerji. Burada ATP adını verdim. Böyle değişik bir enerjim var arkadaşlar. Yani aslında asıl amaç oksijenli solunumda besinleri oksijenle birlikte yakıp arkadaşlar mitokondri içerisinde su ve karbondioksit üretmek ve tabii ki asıl amaç tabii ki enerji üretmek yani karbondioksit üretmek bir amaç değildir enerji üretip e, canın e, böyle yapacağı hareketler için e, ihtiyacı olan enerjiyi üretme noktasında önemli bir e, olaydır oksijenli solunum oksijenli solunumda en fazla enerji açığa çıkar arkadaşlar. Oksijensiz solunum ya da fermentasyona göre ne kadar fazla oksijen kullanılıyorsa o kadar fazla enerji açığa çıkar. E tabii ki nispeten daha yavaş gerçekleşen bir durum. Oksijensiz solunum yani fermentasyona göre oksijenli solunum biraz daha hızlı e, yani oksijensiz solunum ve fermentasyon daha hızlı gerçekleşir. E, oksijenli solunum nispeten daha yavaş kalır. Şimdi burada Oksijensiz solunum nedir? Adı üstünde bakın isminden de anlayabileceğim gibi besinleri bu sefer oksijen kullanmadan peki bu sefer ne yapmam lazım? Enzimler yardımıyla arkadaşlar parçalayıp oksijen üretmeye çalışacağız. Ama bu sefer stoplazmada gerçekleşecek bu durum oksijensiz solunum olduğu için. Aslında oksijensiz solunumu çeşitlerine bakacak olursam fermentasyon adı altında besinlerin yine tıpkı oksijensiz e, solunum tanımında vermiş olduğumuz gibi enzimler yardımıyla arkadaşlar enerji elde edilmek için parçalanmasına biz burada ne ad veriyoruz? Buna da fermentasyon adını veriyoruz. Fermentasyon aslında sorularda karşınıza çıktığında laktik asit fermentasyonu ve etil alkol fermentasyonu olmak üzere iki farklı fermentasyon çeşidim var. Burada aman şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın besinler enzim yardımıyla parçalanıp eğer laktik asit üretiliyorsa ve enerji ile birlikte bakın adı üstünde zaten laktik asit fermentasyonu. Eğer besinler Enzimlerle parçalanırken etil alkol ortaya çıkıyorsa enerji ile birlikte buna da etil alkol fermentasyonu adını veriyorum. Burada çok önemli sorularda oldukça fazla karşınıza çıkar arkadaşlar. Karbon dioksit. Bakın mesela oksijenli solunumda karbon dioksit ortaya çıkıyordu ama bakın laktik asit fermentasyonunda karbon dioksit yok. Etil alkol fermentasyonunda karbondioksit açığa çıkar. Bu e, sorularda karşınıza çıkabilir. Eğer laktik asit fermentasyonu ise karbondioksit yok. Ama etil alkol fermentasyonu varsa burada karşımıza karbondioksidin üretilenler kısmında çıktığını bilmemiz gerekiyor. Yoğurdun mayalanmasında ve hani aslında... Eğer çok spor yapan bir arkadaşımız varsa, spordan sonra kaslarımızda yeterli miktarda oksijen olmadığı durumlarda hızlı bir şekilde arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz laktik asit fermentasyonu gerçekleşiyor. E, yoğurdun aslında e, yediğimiz zaman uyku getirme sebebi de bizde böyle yorgunluk hissi vermesi de yoğurtla birlikte laktik asit fermentasyonunun aslında artması diyebilirim bu noktada. E, aynı zamanda hamurun mayalanmasında ya da işte e, şarap yapımında diye. Sirke yapımında gibi e, bu durumlarda da etil alkol fermentasyonu kullanılıyor ve tabii ki karbondioksit açığa çıkarak bakın altını çiziyorum e, sorularda yorum sorularında aman dikkat edin arkadaşlar. Evet şimdi konuyu bitirirken. Böyle genel bir özet tablosunda eğer bakacak olursam kloroplast içerisinde ışık enerjisi yani güneş ışığının enerjisi kullanılarak ve aynı zamanda e, ortamdaki karbondioksit ve suyu kullanarak besin ve oksijen üretilmesine biz ne diyoruz arkadaşlar fotosentez adını veriyoruz. E, bu besin ve oksijenin sonrasında mitokondri organeli içerisinde oksijenli solunum adı altında oksijen ve besini parçalayarak arkadaşlar karbondioksit ve su üretilirken aynı zamanda enerji açığa çıkarma olayına da biz solunum adını veriyoruz. Bu e, grafikte genel tabloda da aslında hem fotosentez hem de solunumu e, bir özetlemiş olalım. Ve e, iki sorumuz var arkadaşlar. İki sorumuzu da çözüp yavaşça e, dersimizi tamamlayalım. Umarım sizin için güzel böyle verimli bir ders olmuştur. E, anlamadığınız noktalarda yine yorumlara yazarsanız yardımcı oluruz. Yukarıda Fotosentez olayıyla ilgili bazı düzenekler gösterilmiştir. Bu deney düzenekleri kullanılarak durumlardan hangileri test edilebilir? Bakın tam böyle LGS tadında hoş güzel deney düzeneği karşılaştırmalı bir soru. Şimdi e, ışığın fotosentezi etkisi Burada bağımsız değişkenimin ışık olması lazım. Yani bir düzeneğin ışık alırken diğerinin almaması lazım. Bakıyorum birinci düzenekte ışık var, iki de de var, üçte de var. O halde ben burada ışığın etkisini kesinlikle gözlemleyemiyorum. Suyun fotosentezdeki etkisine bakıyorum. Nemli toprak, nemli toprak, nemli kuru toprak olmadığına göre bunu da gözlemleyemiyorum. Karbondioksitin fotosentezi etkisi. Şimdi bakıyorum. 20 santigrat derece 30 bu bir kere olmaz. Evet 20 santigrat derece nemli toprak her şey aynı ışık da var. Bakın kireçli su ne demiştik arkadaşlar? Bu arkadaşımız e, karbondioksidi tutar ve bırakmaz demiştik. O halde 1 ve 3. deney düzeneklerini kullanarak ben karbondioksidin fotosentez üzerindeki etkisini gözlemleyebiliyorum. Evet bu gerçekten doğru. E, sıcaklığın fotosenteze etkisine bakmak istiyorum. Sıcaklıkları farklı olan 20'ye 30. Evet gayet güzel. E, nemli toprak Tamam bu da güzel. Işık var. Evet sadece sıcaklıklar burada farklı olduğu için e, burada ben e, sıcaklık farkının fotosentez üzerindeki etkisini gözlemleyebiliyorum. Hatta 1 ve 2 yazmış olalım arkadaşlar. O halde 3 e, ve 4'ü e, gözlemleyebiliyorum. Cevap C seçeneği diyorum. Bu güzel evet kaliteli soru için. Evet o halde son sorumuz arkadaşlar. İçerisinde bitki bulunan kap şekildeki gibi karanlık ortamda kireçli su dolu olan kapla birleştiriliyor. Bir süre sonra kireçli suyun renk değiştirdi. Çünkü neden arkadaşlar? Karbondioksit geliyor. Burada karbondioksit geldiği için kireçli su bulanıyor. Ve cam kabın iç yüzeyinde su damlacıkları. Niye su damlacıkları oluştu arkadaşlar? Çünkü solunum var burada. Solunum gerçekleştiği için e, ne oldu? Su ve karbondioksit ortaya çıktı. Buna göre hangisini ulaşamayız? Bakın kireçli su karbondioksidi tutar. Evet bunu biliyoruz. E, solunum sonucunda karbondioksit gazı evet suyu bulandıran zaten karbondioksit. E, oksijenli solunum sonucunda su buharı evet bakın su damlacıklarımı görebiliyorum ortamdaki oksijen miktarı zamanla azalmış evet ne kadar yeşil bir bitki olsa da karanlık ortam olduğu için fotosentez yapamıyor burada. Yani dışarıya oksijen veremiyor. E, mecbur ortamdaki oksijeni kullandığı için e, bu azalıyor diyebilirim. Bitkiler geceleri oksijenli, gündüzleri oksijensiz solunur. Bu zaten komple patates yanlış olmuş arkadaşlar. Doğru cevap burada D seçeneği olacaktı. Umarım güzel, verimli bir ders olmuştur arkadaşlar sizin için. O halde meydan okuma testini çözmeyi unutmuyorsunuz tat uygulamamız üzerinden. Ee, umarım güzel hepsini doğru cevaplarsınız yoksa patates olabilirsiniz arkadaşlar. Ödüllü sorunun cevabını yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.